Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. 94 senesiydi. Televizyonda bir program var. Yapılan toplantıda bir tane şirret bir kadın var masanın başında oturan. Bir hanım daha var. Bir tane de hanımefendi tipli bir kadın var. Bir de erkek var. O erkek müftüymüş. Almanya'da bulunmuş. Her mevzuda İslam o güne uyar, İslam buna da uyar, İslam şuna da uyar. O hanımefendi tipli dediğim kadıncağız, başkan olan şirret kadından müsaade istedi. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun dedi. Ondan sonra dedi ki bu müftü efendi ikide bir İslam her şeye uyar diyor. Ya yanlış biliyor ya yanlış anlatıyor dedi. İslam Allah ve Resulünün koyduğu şer'i ahkamdır. Bu ahkam kıyamete kadar bakidir. Hiçbir şey değişmez bunların dedi. Bugünkü şartlarla böyle olur dediğiniz zaman İslam'ın hudutları dışına çıkmış oluyorsunuz. Merhum Fuat Çamdibi Hoca, ismen belki duyanlarınız vardır, yaşlı olanlarınız bilir. Beşiktaş müftüsüydü. Ama nasıl mücahit bir adam, hayatından bir kendinin anlattığı şeyi de söyleyeyim. Teknik Üniversitede kimya hocası ama sarığı da çıkarmamış. Sakalı da var, üstünde cübbesi de var. Hoca efendi diyor ki beni şeyden attılar hemen apar topar. Hadi çık git. Öyle maaş falan, emeklilik öyle bir şey de yok. Dışarı çıkardılar. Ben iş bilmem, meslek bilmem diyorum. Medresede İslami ilimler tahsil etmiştim. Şu anda onların burada bir yeri yok. İşte kimya tahsilim vardı. Hocalıktan attılar. 7 yıl bakın teknik üniversite hocası bir adamın yaptığı işe, o tabii onun imanının seviyesini de gösteriyor. Allah gani gani rahmet eylesin. 7 sene sirkesi karında bavul taşıdım diyor. Sakalımdan ötürü hiçbir Müslüman bana iş vermedi dükkanda. Katiplik yapmaya müracaat ettim, korkularından razı olmadılar diyor. Belki haklıydılar, belki haksızdırlar. Hoca efendiye 77, yani böyle bir insan 7 sene bir üniversite hocası, işte burada üniversite rektörü, Allah muhafaza buyursun da Abdüselam kardeşim, yani en iyi takdir edecek kişilerden birisin. Yani sizin hocalardan birinin gidip bavul taşıdığını düşün. Yani bu ne biçim bir imandır? Nur içinde yatsın. Hoca efendiye şunu sordum. Peki dedim ya hocam, bugün herkes bugünkü şartlarla böyle olur, bugünkü şartlarla şu yapılabilir deniyor. Siyasal İslamcılığın getirdiği netice. Oğlum bak iki yönden dedi şirk işleniyor. Bir, ya haşa Allah dünü bilirdi, bugünü bilmezdi deniliyor. Cenab-ı Hakk'a cehl isnat ediliyor. Haşa Allah bundan münezzehtir. Yahut da Allah dünü de bilirdi, bugün de bilirdi. Ama bugün bizim çekemeyeceğimizi verdi diyerek Allah'a zulm isnat ediliyor. İki yönlü şirk işlenmiş oluyor dedi. Şimdi Hoca Efendi'nin fetvasını günümüze taşırsa, Müslümanlar olarak bizim dikkat etmemiz gereken hususlar nedir? Bir işi nefsimize uyarak işliyoruz. Menfaatimiz icabı işliyoruz. İşlemeyelim inşallah. Ama her ne sebeple şeytana uyarak işliyor. En az şu dürüstlükte bulunmamız lazım. Allah beni affetsin. Nefsim, şeytanım, bulunduğum şartlar vesaire bana bunu yaptırıyor. Demek dürüstlüğünde olalım Müslüman olarak en azından. Eğer kalkıp da bugünkü şartlar vesaire dersek İslam'ın hükümlerini, ahkamını değiştirmiş, kendimize göre tebdil ve tahir etmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak hepimizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Hakkı hak bilip ittiba etmeyi nasip etsin. Batılı da batıl bilip iştinab etmeyi nasip etsin. Hepimize son nefeste imanla göçmeyi nasip etsin. Yarın mahşer sabahı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Livâ-ül Hamd ile Müsemmâ sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Ahir akıbetimiz hayır etsin. Bütün günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Ve sallallahu aleyhi seyyidina ve nebina Muhammed. Davahum fiha subhaneke Allahümme ve tahiyyetuhum fiha selam ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun.